Evet, Fenerbahçe'de en büyük sorunlardan biri çok değerli oyuncuların sakatlıklarıydı. Özellikle Trabzonspor karşısında bunu çok fazla hissettik. Samet Osterwold'e nasıl bir performans sergileyecek ve Fred'in yokluğunu Zayt karşılayabilecek mi dedik ama pek aslında beklediğimiz gibi olmadı. Şimdi Samet'e biraz değinsek diyeceğim ama Osterwold'in de 17 hatalı pası var. Evet. Daha çok Samet'i aslında bireysel hatalarıyla konuştuk ama Osterwold'e de stoper hattında iyi bir performans sergileyemedi. Şöyle, şimdi çok büyük eksikler bunlar. Yani stoper ikilin bozuluyor, merkez orta sahanda ciddi bir eksiğim var ve hani bir takımda bu oyuncuların bir karşılaşmada bir tanesi eksildiği zaman yine sancı yaşıyorsun. Fenerbahçe'de bir karşılaşmada 3 tane oyuncunun stoper ikilisi, merkezdeki oyuncu dediğimiz zaman bütün dengelerin alt üst olması zaten normal. Ve bekliyorduk da bunu. Geçtiğimiz hafta seninle yaptığımız programda 22 adam içerisinde maçı belirleyecek isim Fred'in yokluğunda o bölgede oynayacak oyuncu ne yapacak demiştik. Hatırlıyor musun? Evet. Bu dedim, yani bir adam belirleyecek maçın kaderini. Fred'in yokluğunda o bölgede oynayacak isim nasıl bir performans sergileyecek? Bu belirleyecek demiştik. O performansı alamadı Fenerbahçe. Hem defansif hem de ofansif. Evet. Biraz Miraz Zayt eksik kaldı. Evet, Zayt o noktada ve yanındaki Zayt'ın da sıfır çektiği bir performans var. Zayt'ın yanında Zayt sıfır çektiği zaman, istenilen performans sergileyemediği zaman İsmail de performans geriye çekiliyor. Ve Zayt istenilen performansı veremediği zaman birinci bölge ile üçüncü bölge arasındaki köprü ortadan kalkmış oluyor. Evet. Yani Fenerbahçe'nin gidişatını bu 22 oyuncu içinde belirleyen tek isim Zayt'tı. Yani Fred'in yokluğu Fenerbahçe'de bu karşılaşmada mağlubiyeti getiren bence en önemli unsurdu. Ve Abdullah Avcı'nın da maç sonrası kulübün yayınladığı içeriklerden de gördüğümüz kadarıyla, taktik antrenmanları, taktik çalışmaları da anlatan içeriklerden de gördüğümüz kadarıyla Abdullah Hoca da inanılmaz iyi bir şekilde Fenerbahçe'yi analiz etmiş. Evet. Çok ince ayrıntılarına kadar bütün eksikleri görmüş. Ve video onlar da adına, vardı, izledim mi bilmiyorum ama. İşte ondan da bahsediyorum. Yani onlar adına sevgili Demet, bulunmaz bir fırsat. Yani Fenerbahçe'yi bu şekilde yakalayabilmek çok önemli bir fırsat. Ve evet, bu fırsatı avantaja çevirdi. Şimdi Fenerbahçe adına şanslılık nedir? Böylesine devasa eksiklerle Trabzon'a denk gelmek. Ya da Galatasaray'a denk gelmek. Ya da Beşiktaş'a, Başakşehir'e denk gelmek. Bu bir problemdir. Fenerbahçe isterdi ki böyle eksiklerle işte biraz daha aşağılarda futbol olarak tatmin etmeyen, oyun oynayan bir ekibe denk geleyim. Onlar için de en büyük şanslılık Trabzonspor'a denk gelmek. Ve bu karşılaşmada Fenerbahçe şunu biraz bize gösterdi sevgili Demet. Şimdi hücuma dönük oyunda kadro derinliği çok net iyi olan bir Fenerbahçe. Çok fazla 3. bölgeye giriyor. XG'si çok yüksek. Gol pozisyonlarına bir şekilde girebiliyor. Ve skoru hızlı bir şekilde alabiliyor. Bununla ilgili hiçbir problem yok. Savunmayla alakalı Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en az pozisyon veren takımlarından biri olduğunu defalarca dile getirmiştik. Evet. Merkezde ise Fred'in burada başrolde olduğunu söylemiştik. İşte bize devre arası transfer döneminde bir şeylerin sinyalini verdi bu tablo. Fenerbahçe merkeze transfer yapmak zorunda. Stoper bölgesini genişletmek zorunda. Stoper transferi yapmak zorunda. Bu genişliği sağlamadığınız sürece işte liderlik tek bir maçta gidiyor. Evet. Tek maçta. Yani Avrupa'nın en iyi oyunlarını birini ortaya koy. Avrupa'nın en iyi oyunlarından birini ortaya koy. 10 hafta bunu devam ettir. Bir hafta devam ettireme. Tak, liderlik gitti. Neden gitti bu liderlik? Bir anlık. Bak, bu liderlik neden gitti? Yaşanan sakatlıklar, sahada olmayan oyuncular ve boşluğunu dolduramamak. Evet. O yüzden de Fenerbahçe'nin bu karşılaşmadan önemli çıkarımlar yapması gerekiyor. Ve bence başka bir anekdot da Fenerbahçe'nin de saha içine daha fazla odaklanmaya da ihtiyacı var. Şimdi geride aslında kalan odaklılardı yani. Bundan sonrası şimdi. İçinde. Şimdi şöyle. Tamam. Her sezon, neredeyse her sezon, geçtiğimiz sezon da öyle. Ondan önceki sezon da böyle. Fenerbahçe için kopuş haftaları 10-11-12. Bak bu haftalar. Açalım geçtiğimiz sezonun puan tablosunu. Bir öncekini açalım. Hep böyle Trabzonspor'la biten bir seri ve sonrasında kaybedilen şampiyonluklar. Evet. Bak hep senaryo aynı. Ekim, Kasım, Aralık gibi bir Trabzonspor maçı, kaybedilen maç, puan kaybı ve ardından gelen kaçan şampiyonluklar. Çünkü bir çöküş dönemi başlıyor Fenerbahçe'de. O 5. viteste giden takım bir anda 1. vitese dönüyor. O kopuş yaşanıyor. Ve bu süreçte, şimdi saha içiyle alakalı bir problem aslında teknik olarak yok. Ama yönetimin geçtiğimiz sezonlardan kendine bir çıkarım yapması lazım.
Geçtiğimiz sezonlarda ne yaşandı? Yaşamamak adına. Evet, geçtiğimiz sezonlarda ne yaşandı? Fenerbahçe yönetimi çok fazla sağ dışı açıklamalarla gündeme geldi. Çok hala fazla öyle. Geldi. Şimdi de öyle. Haklı haksız tartışılır. Ama sükuneti korumak bu dönemde çok önemli. Evet, açıklamanızı yapın ama bunların hepsini kamuoyuna atmak da zorunda değilsin. Bu şudur bu arada. Fenerbahçe'nin hakkını savunmayın demek istemiyorum. Fenerbahçe'nin hakkını savunun. Galatasaray'da Galatasaray'ın hakkını savunsun. Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın. Ama bu savunmayı eğer maç sonu kameralar karşısında yaparsanız, düşmanlarımız var, bizi istemiyorlar, hakemler, operasyon vesaire dediğiniz zaman, olabilir bu arada, olmaz demiyorum. Dediğiniz zaman futbolcu saha içinde kendisine sadece 11 kişilik bir rakip olduğunu değil, hakemin de karşısında olduğunu düşünüyor, VAR'dakilerin de öyle olduğunu düşünüyor, kenardakileri düşünüyor. Toplamda karşısında bir 20-25 kişilik bir rakip ordusu düşünüyor olduğunu. Siz eğer ki Fenerbahçe'nin hakkını mı savunacaksın ya da Galatasaray'ı mı, takım ayırmıyorum. Yapacağınız tek şey şu, çeteleşme, örgütleşme, hakemler vesaire, şike, şaibe, böyle iddialar konuşuluyor artık. Farklı yerlere gittik onlar. Savcılığa dilekçeyi vereceksin. Bak, savcılığa dilekçeyi vereceksin. Federasyon başkanıyla birebir toplantılar, Kulüpler Birliği Vakfı toplantı, bunlar yapılmıyor, yapılıyor. Ama kamuoyu önünde bunları yapmak, İnansınlar ki, emin olsunlar, takımın ve takımların dengesini bozuyor. Ya kimi bir kaostan şeyler düzelsin diye yapıyorlar yani futboldaki daha da temizlik için yapıyorlar ama sanki daha da kirleniyor. Daha da kirleniyor ve daha da oyun bozuluyor. Sahadaki oyundan uzaklaşılıyor. Sahadaki oyundan uzaklaşıldığı zaman futbolcu tekrar dönemiyor ve her sezonun Ekim, Kasım, Aralık dönemlerine bakın. Yapılan açıklamalar sonrasında inişe geçen bir Fenerbahçe. Evet. O yüzden Fenerbahçe'nin sahaya odaklanması için yönetimin kamuoyuna önünde, kameralar karşısında hak savunmak yerine bu savunmayı yine yaparak Merkez Hekim Kurulu'nda, Kulüpler Birliği Vakfı'nda, savcılıkta, federasyon başkanının odasında ya da kulislerde bunu yapması lazım. Evet, Galatasaray'da yapmalı, Beşiktaş'ta hepsi Uzun yapmalı. Da yapmalı biraz. Ama siz bunu kamuoyu karşısında yaptığınız zaman sahadaki futbol etkileniyor. Maalesef. Bunun çok fazla örneği var. Bir de karşı ya da söz hakkı bir anda doğuyor ve bunun sonu hiçbir şekilde gelmiyor. Şimdi Dursun Özbek de yanıt Başkan verdi. Ali Koç konuştu. Dün Başkan Özbek konuştu. Evet. Tuzla Spor cephesi bir absürt, anlamsız, çok garip bir açıklama yaptı. Kendi içinde böyle garip söylemler barındıran açıklamalar yaptı. Bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman futbolumuz adına çok hayırlı bir tablo gelmiyor. Maalesef. Onu söyleyeyim. Yani her an UEFA tepemize çökebilir. Her an. Maç içerisinde tekrar dönüyorum. Şimdi az önce dedin ki Fenerbahçe'nin en büyük şanssızlıklarından biri Trabzonspor'a karşı bu kadar eksik olmasıydı. Evet. Şimdi yine eksik var ve bu sefer Adana Demirspor mücadelesi oynanacak. Fred ve Ecikun'un takıma dönme ihtimalleri var. İsmail Kartal buna teknik heyetin sözlerine göre karar verecek. Ama bir yanda da şimdi İsmail kırmızı kart gördü Trabzonspor mücadelesinde ve Adana Demirspor maçında o da oynayamayacak. Trabzon maçı ne kadar tehlikeliyse aynı karşılaşma. Evet, sakatlara şöyle bakıyorum. Bekao'nun zaten uzun bir sakatlığı var. O olmayacak. İsmail Yüksek kırmızı kart, Luan Perez, Lincoln ve Mert Hakan'ın da sakatlıkları devam ediyor. Yani nereden bakarsanız bakın aynı eşit zorlukta diyebileceğimiz bir karşılaşmadan bahsediyoruz. Adana Demirspor'un oyununu, kadrosunu, bence teknik adamını düşündüğümüz zaman Fenerbahçe'ye karşı çok fazla atak girişiminde bulunacaklar. Yine aynı noktaya geliyoruz. Zayt ne yapacak? Aynı nokta. Yine aynı yorum. Stoper ikilisi aynı mı kalacak? Stoper şimdi bir ikilisi... Crespo iddiası var stopere. Şöyle şunu söyleyeyim. Merkezin iyi durursa stoper ikilinin 100'den 80'e düşen, 70-60'a düşen performansını toparlayabilir. Bunu geçtiğimiz sezon birçok karşılaşmada gördük. Burası bir dengedir. Yani bu dengeyi, o terazinin dengesi şaşarken en azından merkezdeki oyunu toparlayıcı olması lazım. O yüzden Adana Demirspor'un Fenerbahçe karşısında kanatlardan ve merkezden yapacağı atak sayısı Trabzonspor'un yaptığı kadar olacak. Buna ne kadar karşı bir savunma sergileyebilecek Fenerbahçe, bunu görmek lazım. Ama baştan aşağı Fenerbahçe'nin atak yiyeceği bir karşılaşma olduğunu söyleyebilir. Yani 90 dakika içinde ben Adana Demirspor'un 15-16 çok rahat Fenerbahçe ceza sahasına girişimini göreceğimizi düşünüyorum. Geçen yıl ilk karşılaşma mıydı, ikinci miydi hatırlamıyorum. Adana Demirspor deplasmanındaki Fenerbahçe maçı.
inanılmaz sert. Tabii geçmesi. Sert. Çünkü böyle oynuyor Adana Demirspor. İyi bir futbol ortaya koyuyorlar ve oyun tarzları var. Ve bu oyun tarzlarını biraz bu yöne evirmiş durumda. İyi de iş yapıyorlar. Peki sence orta alanda bir değişiklik yapılır mı şimdi? Hem Fred hem İsmail olmazsa oraya iki yeni isim. Belki İrfan Can'ı acaba oraya çekme ihtimali olur. Tabii. Yani şöyle İrfan'ın... İlk akla gelen isim mi olur? Muhtemel yani? İrfan diye düşünüyorum. Sebebi şu, İrfan'ın Gençler Birliği Akademisi'nde de pozisyon olarak bu bölgede oynamışlığı var. Başakşehir'deyken keza oynamışlığı var. Bu bölgeyi daha önce oynamış bir isim. Evet. Ama tabii İrfan'la alakalı da endişe şu olur. İrfan savunma özellikleri çok yüksek bir oyuncu değil. Yani siz onu İsmail'in yerine monte ettiğiniz zaman İsmail'in sağladığı o ikili mücadele başarısını ya da rakip atakları kesme performansını İrfan'dan çok da fazla bekleyemeyebilirsiniz. Bekleseniz de bunu size karşılayamayabilir. Oyuncunun profili bu. Şimdi o bölgeyi kapatmak için elinizde oyuncu var. Ama oyun olarak kapatabilecek bir oyuncu var mı derseniz o biraz soru işareti Fenerbahçe'de. Şimdi Adana Demir'den önce de bir Ludogorets mücadelesi oynanacak. Evet. Orada da Samet ve Mert Müldür UEFA listesinde yok. Orada da zor daha bir da farklı tercih problem. Aslında evet. Bekliyor. Ufak bir detay vardı Fanatik Gazetesi'nde. UEFA B listesinde yer alan bazı oyunculara belki şans verme ihtimali olabilir İsmail Kartal'ın diye. Muhammed İmre Kaanakyazı ve Efekan Karayazı'nın kulübede Ludogorets mücadelesinde kulübede olması bekleniyor. Bir yandan Cengiz, Ryan ve Batshuayi formaya yakın isimler. Forvet arkasında ise Şimanski ile İrfan Can Kahveci arasında bir seçim yapılabilir. Şimdi B listesinde yer alan isimler sanki biraz da kazanmak adına, oyuncu kazanmak adına da değerlendirilebilir sanki. Ludogorets çok da böyle Fenerbahçe'nin seviyesinde bir takım değil. Ama zorlayabilecek bir takım. O yüzden her tedbirli şey olmak lazım. Ve Fenerbahçe tabii gruptaki bulunduğu pozisyonun verdiği avantajla birlikte biraz daha rahat çıkacak bu karşılaşmaya. Ha, ülke puanı derdimiz var, toplayalım puanları diyoruz. Fenerbahçe'nin de mevcut kadrosu itibariyle galibiyeti almak adına en azından elinden geleni yapacağından eminiz. Evet. Bu oyunu ortaya koymaya çalışacak. Ancak kadrodaki eksikler çok ciddi. Ama İsmail Kartal için de iyi bir Adana Demirspor provası olabileceğini söyleyebiliriz. Yani burada bazı denemeler hoca yapacak. Ama tabii ki de Samet'in kadroda olmaması, listede olmaması, işte Mert'in olmaması bu provayı biraz sekteye uğratabilir. Ama Fenerbahçe adına Ludogorets maçına çıkıyor olmak, böyle bir dönemde çıkıyor olmak bence biraz avantajla teşkil ediyor. Çünkü lig maçında bazı oyuncuların gidişatını tartmak adına bu maç bir referans olabilir. UEFA Konferans Ligi'nde alışık olduğumuz aslında Fenerbahçe'nin iki kadrosuna alıştık. Hem bir lig bir de UEFA Konferans Ligi'ndeki. Bu Ludogorets maçında biraz daha farklı olabilir sanki. Kalede İrfan Can'la devam eder mi sence yine? Çünkü UEFA'da Konferans Ligi'nde ona şans veriyor genelde. Yani hocanın böyle bir tercihi var. İrfan'da maç performansı eksik olmasın diye en azından bunu deniyor hoca. Muhtemelen aynı tablo devam edecektir. Çünkü oyuncuyu da biraz motive etmek gerekiyor. Ve oyuncu da iyi bir performans sergiliyor. Yani İrfan'ın Fenerbahçe'de şu anda oynadığı maçlara baktığımız zaman vasatın altında kaldığını söyleyebileceğimiz maç sayısı çok az. O yüzden de İrfan'ın böyle Avrupa maçlarında sahaya çıkıyor olması onu hem motive edecek hem de Livakovic'e karşı bir challenge, rekabete sokabilecek. Ha, formayı alır alamaz ayrı bir nokta ama kendi kariyeri açısından bu maçlara çıkması önemli ve İsmail Hoca da muhtemelen İrfan'ı bu karşılaşmada oynatacaktır. Peki Fenerbahçe'yi noktalamadan önce şöyle bir fikstürüne bakalım. Tabii. Kalan karşılaşmalarda nasıl mücadeleler bekliyor takımı hemen ekrana da geldi. 12 Kasım'da bir Yukatel Adana Demirspor deplasmanı var ki bu hafta oynanacak. 26 Kasım'da Babakar Fatih Karagümrük, 4 Aralık'ta da MSA Yapı Sivasspor'u Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. Sarı lacivertliler 9 Aralık'ta dev bir derbi var. Beşiktaş'la deplasmanda karşı karşıya geliyorlar. Sonrasında Tümosan Konyaspor, Mondrom Kayserispor ve Galatasaray derbisi diyerek gidiyor. Bu sakatlık dönemi olarak düşünürsek biraz zor bir fikstür bekliyor sanki. Şimdi şöyle Adana Demir deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı, Galatasaray maçı, orada bir Süper Kupa var yine Galatasaray. Baktığımız zaman aralığın sonuna kadarki sürece baktığımız zaman toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maç gibi düşünürsek bunu. 2 Galatasaray, 1 Beşiktaş, 1 Adana Demir deplasmanı, 8 maçın 4'ü vitrin takımlara karşı. Evet. Kayseri Spor'un da oynadığı oyunu nereye taşıyabileceğini göreceğiz. Ama yine bu oyun devam ederse Aralık ayı 20 Aralık'a kadar işte kalan
6 maçta o maça kadar Kayserispor'un bu çizgisini sürdürürse Kayserispor'un da ilk 5 içerisinde olduğu ve ciddi bir rakip olduğunu söyleyelim. Evet. Kolay bir karşılaşma olmayabilir. Geçtiğimiz sezon oynanan Kayseri deplasmandaki Fenerbahçe oyununda da yine Kayserispor oyuna çok ciddi ağırlığını koyabilmişti. Hı hı. O yüzden kolay bir fikstür beklemiyor Fenerbahçe'yi. Yine UEFA Konferans Ligi'nde de Ludogorets, sonrasında yine Nordsjælland deplasmanı ve bir Spartak Tirnava maçı kalıyor. 3 maç grupta kalmış oluyor. Bu şekilde istersen. Zorlu fikstür. Evet, bence de zorlu. Kolay gelsin diyelim takımlara. Fenerbahçe'yi de bu şekilde noktalamış olalım.